Ne çok kötü. Kötünün ötesi. Biz AK Parti'ye de oy verdiğimiz halde şu an bunalmışız. Perişanız. Bir şey alamıyoruz. Her şey pahalı. Mazot pahalı, benzin pahalı. Bunlar pahalı olunca her şey pahalı oluyor. Zor geçiniyor ama nasıl geçiniyor? Eskide 3 ekmek yiyeceğimize bir ekmeğe düşürdük. Zor bela yarım yamalak geçiniyor. Onlar 500 lira olan kira şimdi 3 milyar. 2,5 3 milyar. Nasıl geçinecek adam? Nasıl? Benim aylığım 3 lira. Kira da 3 lira. Ekmek nerede? Nasıl alacağım? Eskide mesela bundan 3-4 sene önce siz geldiniz ya, önce siz bir yere büyür ederdik, bir çay kahve içerdik değil mi? Şimdi gözümüze gelmezdi. Şu an bir arkadaşı bir çaya davet etmesin diye 4 lira çayı. Burada bir öyle boş boş konuşacaklar, çıkıp gidiyor. Doğru konuşmuyorlar yavrum. Doğru konuşmuyorlar. Yani kim çay içecek paramız yok. Burada yok, oturuyor var. Akşama kadar vatandaş. Akşamda evine gidiyor. Yani az susuz. Yani adam sadece oraya bağlantılı yani, olmuş diye. Her şey pahalı yani. Geçinmenin bir anormal 3,5 milyondur emekliye maaş verdi. Bu zam %59 da elektriğe zam geldi. Hepsini aldı götürdü. Ben zam verdim. Hani nerede? Bu vatandaş da para olsa burada niye dün ekliye? Yani bir çay içecek paramız yok cebimizde. Gidek herkes gibi bizde üstümüzde 6 lira olmuş Malatya'da. Geçinemiyor yani. Ben kendim de AK Parti'ye oy verdim halde. Bak şimdiye kadar kendine verdim, başkanlığına verdim, cumhurbaşkanlığına verdim ama bin pişmanım. Ben açık konuşayım. Yok. Geçinemiyoruz. Sistemden memnun değiliz. Gerçek bu. Kiralara hiç geçitilmiyor. Ancak bir sene sonra çadırda yaşarız. Çıkarsak daha ev bulamaz. Çadır da bulamıyoruz. Yalnız yaşıyorum. 1,5 ev kirası veriyorum. 1,5'unu da 500 elektriğiyle su, doğalgaz veriyorum şu anda. Yani kış sezonunu hesaplamıyorum. Benim durumum iyi diyelim. Ben geçiyorum diyenlerin. Bugün Türkiye'de parası olan da dertli, parası olmayan da dertli. O dediğin şahıslar, ben geçiniyorum diyen şahıslar, sosyal bir hayatı yok. Bir sorumluluğu yok. Gelip sabah burada otururlar, akşam eve giderler. Nasıl geçin bu? Ben geçinemiyorum. Yani Türkiye başıboş kalmış. Soran yok, sorgulayan yok, düşünce yok, hiçbir şey yok. Kimse soru sorgulamıyor. Bugün 1 liraya aldın, yarın 5 liraya alıyorsun. Bunun bir sorgu, yani bilmiyorum, devlet denetleme kurulu denen bir yer var. 8.000-9.000 tane mensup var. Bunlar nereye gidiyor? Ne iş yapıyorlar bunlar? Neden denetlemiyorlar? Reyonunu alıyorsun yazmış 10 lira, kasiyere geliyorsun 15 lira. Tamam, serbest piyasa var da serbest piyasa kime göre var? Bana göre mi var, size göre mi var? Yok. Bu serbest piyasa dedikleri zırhın altına saklanıp insan da istediği ülkeyi soyuyorlar. Bu memleket böyle. Bu sefer gündem öğretmenler. Kemal Kılıçdaroğlu öğretmenleri boykota çağırmış. O an acaba ülke günlerini düşünen var mı? Ülkeyi konuşan var mı? İnsanların sorumluları hakkında bir şey söyleyen var mı? Öğretmenlere çapulcu dedi. Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Olur mu öyle şey? Öğretmen kendisi de bir öğretmen tarafından yetiştirildi. Öğretmen yetiştirmedi mi onu? Kendiliğinden mi yetişti? Bir zırhın alacak Kur'an-ı Kerim'ini alan, yani dilimizde yalan, kursağımızda aram, elimizde Kur'an. Abla bizi yedi bitirdi. Aha 2 gün önce daha dedik bir evlensek acaba ne yapabiliriz yani, ne kadarımız gider? Abla bir televizyon 30-35 milyar olur mu ya? Buzdolabı baktık, sanki buzdolabı tuşa basınca robota dönüşecek. 45 milyar. Evlenmekten vazgeçtim. Annemgille yaşayacağım, kızı da kaçıracağım. Arkadaşım dedi, gelene katlıyorum abla. Bu devirde biz evlenemeyiz. En iyisi yurt dışına gitmeyiz. Abla hızlı koşabilirsen her şey bedava. Yurt dışına mı gitmeyi Evet abla. Allah Allah, ben ne düşünüyorum? Yurt dışına bir dayım var. Beni götürecek Allah'ın izniyle. Vallahi ben ülkemi seviyorum. 200 liradır. Şimdi 1250'ye çıkmıştı. Valla bu zamı Allah göstermesin. Ya böyle herkes açdır ya. Alamıyoruz. Param yok. Mesela böyle yok. Çok. Kere bin lira çıkmıştır. Vallahi çok zordu. Allah yardımcı ol. Vallahi gerçek çok zor. Millet hep boş. Gençler hep boş. İş yok. Bir şey yok. Ne yapacak? Bunlar hep boştur ya. Ne zamı? Elektrik doğalgaza dün yapılan zamdan. Her şey gayet normal. Niye zam? Ne zamı? Elektrikte doğalgaza zam yapıldı ya. Yapılsın.
Yine ödeyeceksin kardeşim. Ya yakacaksın, ya ödeyeceksin. Ya bu deveye güleceksin, ya bu diyardan gideceksin. Ödeyeceksin. Devlet buna ne yapsın? Geçinebiliyor musunuz? Çok şükür geçinebileyim. Kağıt toplayayım. Sokakta kağıt. Gömmeye günü 100 lira para alayım. Ayda 3000 lira. Yetiyor bana. Ne yapacağım? Bundan sonra çalışıp ahirete kuyumcu mu gideceğim? Çocuk okutuyor musun? Çocuk okutuyorum. İki tane de dershaneye göndereyim ben. Ekten yana ki milletin halına Allah yardım etsin. Onu diyorum, başka bir şey diyemiyorum. Geçinebiliyor musunuz? Ben kendim çiftçiyim, zor. Çiftçilik öldü. Ne bir yardım var, ne bir destek var, ne bir şey var. Ama destek diyor. Destek diyor. Adamın ihtiyacı var. Adamın bir aylık danasını götürüp satıp diyor, 4 aylık olmasa destek yok. Ama milletin ne yapacak bilmiyorum. Büyük toptancılarda zam yapıldığı zaman otomatikman herkese etkiliyor zaten. Yani yapacağımız bir şey yok. Elektrik, doğalgazı yapacağımızda? Onda da yani yapılacak bir şeyimiz yok. Olmasaydı iyi olurdu ama artık oldu. Esnaf zaten iş yok. İşler durgun, piyasa durgun. Bir de bu zamlar gelince daha da kötü oluyor. Nasıl? Her sene gittikçe düşüyor piyasada satışlar. Çeyiz, perde, ev tekstili, aynen. Yine de buna şükür yani, Allah'a hamdolsun. Bu yıl yani genel olarak düşük, piyasada iş yok. Genel olarak düşük yani. Zamlardan yani müşteriler memnun olmadığı için biz de otomatikman memnun olmuyoruz. Yani insanların alım gücü düştüğü için alışveriş de düşüyor tabii ister istemez. Şu an hani zaten o da ekstra bir şey. Yani insanların alım gücü düştüğü için alışverişi zaten yapamıyorlar istedikleri gibi. Tabii faturalara da hani yansıyan zamlardan dolayı illaki biraz daha düşüş olacaktır muhtemelen. İllaki bir şekilde geçineceğiz. Hani tam anlamıyla istediğimiz gibi yaşayamasak da biraz bir nebze bazı şeylerden kısacağız. O şekilde artık devam etmeye çalışacağız. Sonuçta hayat devam ediyor yani. Bayağı sıkıntılıyız yani. Günlük yatıyoruz kalkıyoruz, zam geliyor yani. Biz de daha yetişemiyoruz bir esnaf olarak. Biz de çok zor durumdayız hakikaten. Yani ne bileyim, bir yardımcı olmalarını bekliyoruz. Başka da diyeceğimiz bir şey yok. Geçinebiliyor musun? Mümkün değil, çok zor. Geçim şansımız hiç yok gibi.